Sanıyorum. Evet, her şey yolunda gözüküyor. Gördüğüm mesajlara göre. Evet arkadaşlar, bu akşam sizlerle dönen makinalarda titreşimle ilgili konuşacağız. Öncelikle adım olursa olmaz. Genmod Elektromekanik firmasında çalışıyorum. Şimdi bu dönen makinalarda titreşim konusu oldukça geniş bir konu. Kendi başına bir dünya. Bunu özellikle temel kavram ve açıklamalar olarak belirledim bu akşamın konusunu. Çünkü çok geniş. Burada bir iki saate sığacak gibi değil bu konu. Mümkün değil, bitiremeyiz. Onun için vibrasyonla ilgili bilgisi olmayan arkadaşların anlayabileceği şekilde temel kavramlar nelerdir? İşte bazı tanımlar, açıklamalar, bu konuya nasıl ele alıyoruz, nasıl yaklaşıyoruz gibi konular hakkında konuşalım diyorum. Daha çok böyle sohbet havasında geçiririz bu zamanımızı. Yani bu konuda görsel yani sunum içerisinde bazı görsellere yer vermeye çalıştım ama fazla şey yapmadım. Böyle sözlü, pardon, yazılı açıklamalar fazla yapmadım. Daha çok böyle konuşma şeklinde geçer diye düşünüyorum. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi öncelikle vibrasyon nedir? Yani bundan başlarız. İşte üç temel kavramı vardır vibrasyon konusunun. Bunlar hakkında konuşuruz. Vibrasyonla ilgili sinyallerimiz diyelim, hangi birimlerle ele alıyoruz? İşte bu üç temel kavramdan sonra diğer kavramlar hakkında konuşuruz. Ve bu akşamın konusunu zaten böylelikle bitirmiş oluruz. Yani şöyle diyeyim, vibrasyon analizi değil bu akşamın konusu. İleriki uygulamalar, bu bilgilerin üzerine gelecek olan uygulamalar değil. Sadece temeller. Umarım faydası olur diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle vibrasyon yani titreşim. Sunumun isminde titreşim kelimesini kullandım biraz daha Türkçe olsun diye ama vibrasyon aslında daha yaygın bir daha yaygın demeyeyim. Yani Türkçesi titreşimi kullanmak belki daha doğru ama ağzımız hep vibrasyon kelimesine, tabirine alışmış. Onun için burada sıklıkla vibrasyon şeyini kullandım. Şimdi bir dönen makina doğası gereği vibrasyon üretir. Bundan kaçışımız yok. Ama bunu kontrol edebiliriz, bunu sınırlayabiliriz. Bu vibrasyon kaynaklarını tanımlayabiliriz. Nelerin vibrasyon ürettiğini, nereden geldiğini bunları tanımlayabiliriz. Bununla başa çıkabiliriz. Belli şartlar dahilinde. İşte nedir vibrasyon üreten makineler, dönen makineler? Elektrik motorları, fanlar, pompalar, türbinler, dizel motorlar, rediktörler. Bunların hepsinin kendi yapılarına ait bir vibrasyon üreten kaynakları vardır. Öyle diyeyim. Bu sarsıntının yani bir sarsıntıyla çalışır aslında bunlar. Öyle diyelim. Çalışmalar esnasında. Bu sarsıntının teknik olarak değerlendirilebilmesi yani bir sinyal olarak elde edilmesi, işlenmesi ve analiz edilerek sarsıntının niteliğinin belirlenebilmesi için sarsıntının periyodik olması gerekirdik. Yani periyodik olmayan vibrasyon sinyalleri ile ilgilenmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada bir video var ama bu videoyu sanıyorum oynatamıyoruz bu şeyden. Şöyle ekran paylaşımı yaparak ben size bu videoyu göstermek istiyorum. Size vibrasyonla ilgili bir fikir versin. Öncesinde video ile ilgili bir açıklama yapayım size. Şimdi videoyu izlerken başta bunu duruyor gibi göreceksiniz. Sonradan bu görüntü hareketlenmeye başlayacak. Aslında sistem çalışıyor. Bu hareketlenmeye başlama esnasında ne oluyor? Ne oluyor da hareketlenmeye başlıyor diye düşünürseniz burada bir teknik var. O vibrasyonu size daha iyi anlatabilmek için bu son yıllarda popüler olmuş bir teknik gelişiyor. Motion amplification deniyor. Yani hareketi abartan, yani hareket eden pikselleri abartılı şekilde göstermesiyle bize
normalde gözümüzde göremediğimiz bir hareketi görmemizi sağlayan bir yeni bir teknik, yeni bir teknoloji. Şimdi vibrasyon aslında nedir? Bizim karşıdan baktığımızda göremeyip cihazlarla anladığımız, hissettiğimiz vibrasyonu görünür hale getirebilseydik eğer nasıl olurdu? Onu ben size bir göstermeye çalışayım. Bir saniye. Umarım yapabilirim bunu. Ekran paylaşmayı deniyorum ama evet. Öncelikle tekrar bir kontrol edeyim. Size sorayım. Görüntü, ekran görüntüsü geliyor mu? Videoyu gösterebiliyor muyum acaba? Önce paylaşımı sonlandırıp. Tamam. Evet. Şu anda sistem çalışıyor aslında. Şimdi hareketlendi. İşte bu az önce anlattığım şey bu. Yani biz eğer vibrasyonu gözümüzle görebiliyor olsaydık makinelerin, sistemlerin bu şekilde hareketlerini görüyor olmamız gerekirdi. Burada mesela farklı bir durum var. Farklı bir örnek. Makineler çalışırken hareket yaptıkları hareketler abartılsaydı işte böyle görürdük. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın, düşey yönde hareket ediyor gibi görebilirsiniz bunu. Evet. En güzel örneklerden biri çamaşır makineleri demiş Mehmet Emin Bey. Evet, onu da sayabiliriz tabii. Evet. Prezentasyonumuza geri dönelim. Evet. Evet, yani esasında şöyle burası hakkında biraz daha konuşalım. Yani burada esas olan bir harekettir. Vibrasyonun temeli harekete dayanır. Yani bir hareketi ele alırız. Peki bu hareketin bir karakteristiği vardır. Yani bunu üç temel kavramla ele alırız ve vibrasyonla ilgili konuları bu şekilde açıklamaya çalışırız. Basit bir vibrasyon sinyalinin üç temel bileşeni vardır diyelim. Bu hareketin çizdiği yani zamana göre, bu bir zaman dalga formudur. Bundan biraz daha sonra bahsedeceğim. Zamana göre eğer biz bu hareketi, az önce videoda gösterdiğim hareketi kaydedeseydik, ki bunu cihazlarla zaten kaydediyoruz, şöyle bir ideal grafik alırdık. Böyle bir güzel grafiği hiçbir zaman almayız. Ama biz şimdi ideal olanından gidelim, bu şekilde konuşalım. Bu hareketin bir genliği vardır. Bu hareketin bir sıklığı, frekansı vardır. Bir de fazı vardır. Şimdi bunlar mekanik olaylar aslında ama bizim buradaki herkes tabii elektrik mühendisi diye kabul ediyorum. Elektrik mühendislerinin de gayet iyi bildiği kavramlardır bunlar. Yani elektrik ve mekaniğin burada bir ortaklığı, analojisi söz konusudur. Bizim bir gerilim sinyalimiz, akım sinyalimiz neyse burada vibrasyonla ilgili ele aldığımız sinyaller de buna çok çok benzer. Özellikle işte bu genlik olsun, frekans olsun, faz olsun. Yani burada elektrik mühendisi arkadaşlarımın bunu anlamakta zorluk çekeceğini sanmıyorum. Şimdi bunları biraz inceleyelim. Yine aynı bizim işte elektrik derslerinde gördüğümüz, elektrikle ilgili ilk derslerde gördüğümüz işte bir elektrik sinyalinin genliği yani grafiği, işte RMS değerler,
peak to peak değerler. Biz vibrasyon da yine RMS değerleri kullanıyoruz. Yani peak to peak değerleri de kullandığımız oluyor zaman zaman özel durumlarda ama çok nadiren. Genelde RMS değerlerle çalışırız. Özellikle hız biriminde çalışırken. Ama yer değiştirme durumlarında ki bunlardan birazdan bahsedeceğim. Peak to peak sinyalleri de kullandığımız olur. Bu büyüklükleri de kullandığımız olur. Frekans dedik. Bu hareketin bir frekansı söz konusudur. Bu frekans işte hertz birimiyle ifade edildiği gibi RPM yani devir sayısı. Burada motoru prime mover olarak yani sistemi besleyen tahrik makinesi olarak motor düşünürsek çok yaygın olarak bu motor milinin devri olarak düşünebiliriz bunu. CPM kavramı da bizim vibrasyonda oldukça sık kullandığımız bir birim diyeyim. CPM de dakikadaki cycle'lar. Şimdi bu RPM de olabilir ama bir dakikada bir motor milinin bir dakikadaki dönme devrinden daha fazlasıyla dönen bu motor miline bağlı başka parçalar da olabilir. İşte o zaman CPM'i kullanmak biraz daha mantıklı olabilir. Ama RPM, CPM bunlar hep böyle aynı şeyin farklı ifadeleri diyebiliriz. Şimdi şurada yanda bir grafik görüyorsunuz. Bu grafikte mesela bir fan. Bu motorun sürdüğü bir fan olarak düşünelim bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kanadı var bu fanın. Şimdi bir devirde motor bir tur attığında, bir tam tur attığında, diyelim motoru devrinde buradaki sensörümüzle dinliyor olalım, kaydediyor olalım. Tur attığında bizim bu fandan 8 saymıştık değil mi? 2, 4, 6, 8. 8 katı kadar bir 8 katında yani 8 çarpı RPM'de bir sinyal almamız gayet normaldir. Çünkü burada bu şekilde dönen 8 kanatlı bir fan var. Burada anlatmak istediğim şey aslında bu. Motorun bir devrinde yani şurada bir devrinde buradan bu kanatlardan 8 defa geçiş olur. Ve bunlar 8 ayrı ve periyodik düzgün aralıklı vibrasyon yaratırlar ve biz bunları bu şekilde kayıt altınız. Burada 5'e kadar olmuş. Yani 5 kanatlı gibi düşünün. Bunun aslında 8 yapılabilirdi ama çok takılmayın ona. 5. Yani bu 5 kanatlı oldu ya da bunun buradaki 8 tane dalgada pik olduğunu düşünün. Vibrasyonda işte bunlar çok önemli kavramlar. Frekans kavramı çok çok önemli. Bir de faz var. Faz aslında belki biraz daha ileriki bir konu ama burada dediğim gibi elektrik mühendislerinin zaten çok iyi bildiği şeyler olduğu için burada hemen bahsedeyim istedim. Bu bana göre 3 temel kavramdan biri. Çok çok önemli bir kavram. Şimdi evet bir sinyal elde ettik. Aynı ekipmana bağlı başka bir sinyal daha elde edebiliriz. Yani başka bir sensörle ekipmanın başka bir yerinden bir ölçüm daha alabiliriz ve bunu aynı anda alabiliriz bu ölçümü. İşte o zaman faz devreye giriyor. Yani dikey konumdan aldığımız vibrasyon sinyaliyle yatay konumdan aldığımız vibrasyon sinyalini birbiriyle kıyaslamak isteriz. Bu yönteme çoğu zaman başvururuz. İşte o zaman aralarındaki faz farkına, işte aynı fazda mı, farklı fazda mı, faz farkı nedir? 90 derecelik faz farkı, 180 derecelik faz farkı olabilir. Bunlar bize oldukça analizlerimizi yaparken oldukça fikir verir. İşte bu yöntemleri analizde kullanabilmek için bu temellere çok hakim olmak gerekir. Onun için böyle genelde insanlar hemen analiz yapalım, konuyu anlayalım, işte birinci katta neler görürüz, ikinci katta neler görürüz gibi konulara girmeye çalışıyorlar. Ama bu temel sağlam olmadığı zaman orada bazı şeyler hep havada kalır. Onun için bu temel çok önemli. Evet, peki vibrasyon konusunda hangi birimleri ele alıyoruz? İşte az önce bahsettiğim genlik, frekans ve faz konuları bize üniversitede gördüğümüz derslerden aşinayız.
Ama şimdi biraz daha geriye gideceğiz. Bunlar da lise konuları aslında. Yer değiştirme, hız ve ivme. Lise 1 fizik konuları nedir? İşte yer değiştirme, displacement. Bunun mikron mertebesinde ölçeriz dönen ekipmanlarda. Hız dediğimiz zaman milimetre bölü saniye cinsinden ölçeriz. Bir de ivme vardır. Milimetre bölü saniye kare ya da g cinsinden ölçeriz bunu. Yani bu g ne derseniz yine lise bilgilerinden hatırlarsınız bir yer çekimi kuvveti vardır. Gravity'nin baş harfi kullanılır burada. Bunlara bakalım, inceleyelim tekrar tek tek. Şimdi yer değiştirmeyi biz daha çok nerede kullanıyoruz? Yer değiştirme sinyali aslında çok da kullanışlı bir sinyal değil. Özel durumlar dışında çok da yaygın değildir bu sinyalin kullanımı. Mesela burada sadece mesafe ölçtüğümüz için şöyle yeteri kadar iyi gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz küçük gibi ekranda. Mesela bir motor yatağını düşünelim. Bu metal yatak, yağ içinde çalışan metal yatak ya da kaymalı yatak da denebilir. Çeşitli tabirler var. Sleeve bearing İngilizce olarak bu şekilde söylenir. Ya da journal bearing. Şimdi bunlar genellikle bu proximity sensörler kullanılır. İşte şaft dönerken şafta bu sensörün şafta olan mesafesi ölçülür. Bu mikron mertebesinde bir yer değiştirme varsa işte buradan sinyal alırsınız. Bunu size ben bir şöyle ekran paylaşım yaparak tekrar göstereyim. Bununla ilgili de bir video var. Şöyle ikinci video olsun. Şunu dönen şaft olarak düşünün. Bu da büyütülmüş bir görüntü. Sensörümüz buradan yer değiştirmeyi ölçecektir. Gördüğünüz gibi eğer bu şaft yatak merkezinde dönmüyorsa size böyle değişken bir sinyal verecektir. Bu sinyal kabul edilebilir değerler içerisindeyse tamam ama değilse buna bir önlem almanız gerekecektir. Evet, sunumumuza geri dönelim. Bu grafikte gördüğünüz gibi sinüzoidal. Zaten dairesel bir hareket söz konusu olduğunda hemen sinüs dalga formu devreye girer. Elektrikte de zaten durum böyle. Genellikle büyük güçlü motorlarda, türbinlerde, generatörlerde kullanılır ve yatağa sabitlenmiş şekildedir. Yani bu böyle diğer vibrasyon cihazları mesela sabit vibrasyon sensörleri de vardır. Hız sensörleri, ivme sensörleri de vardır. Ama bunları mesela portable denen taşınabilir tipte cihazlarla işte ölçüm alırız sıklıkla. Bunlar portable değildir. Yani bunlar taşınmaz. Bunlar yatağın üzerine sabit şekilde durur. Size sürekli olarak oradan bilgi sağlar gibi. Genellikle ha bir de kullanım aralığından bahsedelim. Genellikle düşük frekanslarda yer değiştirme sinyali bize cevap verir. Yani güzel bir sinyal verir. Dolayısıyla durumu değerlendiririz. Ama yüksek frekanslarda bizim için kullanışlı bir sensör değildir. Şimdi hız birimine gelelim. Bunlar da piezo elektrik sensör kullanılır. İşte böyle özel bir sensör tipidir. Bu harekete duyarlı olarak elektriksel sinyal üretir. Çeşitli üreticiler bunları üretirler. Farklı yapıdalar, farklı gövdelerde olur ama ana işlevleri aynıdır bunların içleri. 2 Hz ile 2000 Hz frekans aralığında bize çok sağlıklı değerler verir. Zaten endüstrinin genelinde de bu frekans aralığında sinyaller söz konusu olur. Tabii ki çok daha yüksek frekanslarda olur ama mesela motor uygulamalarında, jeneratör uygulamalarında, işte türbinlerde, kompresörlerde, genellikle elektrik motorlarının tahrik ettiği sistemlerde bu frekans aralığı zaten bizim çok sık, çok yaygın kullandığımız
frekans arada olur. Dolayısıyla hız çok yaygın olarak kullanılır, hız birimi. Bir de ivme birimi vardır. Yine aynı sensör, piezoelektrik sensör kullanılır. İvme sensörü yalnız böyle yer değiştirim, ivme birimi diyeyim aslında, sensör belki yanlış oluyor. İvme birimini biz yer değiştirmede olduğu gibi özel durumlarda, yani yüksek frekansın söz konusu olduğu yerlerde ihtiyaç duyuyoruz. Bize oralarda daha güzel cevap veriyor. Ama yine hız sensörü bize bütün aralıkta cevap verdiği için yaygın olarak hız birimi kullanıyoruz. Ama ivme yer değiştirmede bize vibrasyon sinyali sağlar, sunar. Evet, temel birimlerin işte böyle hepsini bir araya getirerek bakarsak, burada güzel bir örnek var aslında. Şimdi bu üç grafikte aynı makineden alınmış sinyaller bunlar. Bir tanesi displacement, yani yer değiştirme cinsinden elde edilmiş bir vibrasyon sinyali. Diğeri hız, ikincisi, üçüncüsü de ivme, acceleration. Şimdi buradan baktığımızda yer değiştirme sinyali bize çok düşük bu frekans domeninde. Onu hemen belirteyim. Çok düşük frekanslarda evet bize güzel cevap vermiş. Burada net belirgin sinyalleri görebiliyoruz. İvmeye bakacak olursak, yani burada yer değiştirme cinsinden aldığımız vibrasyon sinyalini ivme cinsinden düşük frekanslarda göremiyoruz. Böyle bir sinyal yok. Aynı şekilde yer değiştirme sinyali yüksek frekanslarda duymamış. Yani bu birimle bu sinyali alamamışız. Ama ivme birimiyle çok güzel data almışız yüksek frekans bölgesinde. Ama hıza baktığımızda hem düşük frekans bölgesinde hem de yüksek frekans bölgesinde bölgenin tamamında şu aralıkta bize gayet güzel sinyaller vermiş. Gayet okunaklı, belirgin sinyalleri almışız. Bunun için genellikle hız birimiyle çalışıyoruz. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi bu temel birimler, yani şurada demiştim ya, aynı dataya ait birimler, bunlar birbirine dönüştürülebilir. Metrik olabilir birimlerimiz, imperial olabilir, yani inç tarzından değil, mesafede veya mil gibi. Bunları birbirine şu formüllerle, bunları buraya yazdım dursun diye, ama bunlarda çok fazla takılmak istemiyorum. Bunlar bildiğimiz dört işlem, yani bunları birbirine dönüştürebilirsiniz. Yani bir, belli bir frekansta aldığınız datada yer değiştirme bilgisini işte RMS cinsinden hız bilgisine dönüştürebilirsiniz. İşte ivme birimine dönüştürebilirsiniz. Aynı şekilde hız birimini gibi gibi. Bunlar böyle hazırlanmış hazır formüllerden. Bunları siz de elde edebilirsiniz ya da hazır formülleri kullanarak birbirine dönüştürebilirsiniz. Burada CPM cinsinde değerler, sabitler söz konusu. Burada hertz biriminden de sabitler söz konusu, ama bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Evet, şimdi biraz daha böyle diğer kavramlardan bahsedeyim size. Şimdi vibrasyon dendiği zaman, vibrasyon söz konusu olduğu zaman bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesi FFT, Fast Fourier Transform. Nedir bu? Biz bunu aslında yine üniversitenin birinci sınıfında matematik dersinde görmüştük. İşte Fourier dönüşümleri, Fourier serileri, işte Fourier'e açalım, ters Fourier dönüşümleri falan. Bunları hatırlıyoruz. O zamanlar ben de ileride bu şekilde karşıma geleceğini bilmezdim. Yani bu hesapları yaptık ettik ama meğer bu işe yarıyormuş. Mesela ne diyelim? Şimdi grafiğimizden biraz bakalım, görseller üzerinden konuşalım. Bir sinyalimiz olsun. Bu sinyal düşünelim. Şöyle mavi sinüzoidal bir sinyalimiz olsun. Bunun genliği, işte buradan net gözüküyor mu bilmiyorum ama bir seviyesinde, bir birimlik bir genliği olsun bunun.
Bir de kırmızı sinyalimiz olsun. Şimdi bu daha yüksek frekansta. Bunun da genliği işte 1,5 civarında. Biz bu iki sinyali üst üste bindirdiğimizde böyle bir sinyal elde ederiz. Bu sinyal, bu zaman dalga formundaki bu sinyal bizim için çok da anlamlı bir sinyal değil. Şimdi bunu nasıl meşgul olacağız? Yani nasıl ele alacağız bu konuyu? Şimdi bir makineyi düşünelim. Şu devir şaftın devri olsun. Motorun milinin kendi devri olsun. Tamam ama bu makine dönerken sadece kendi devrindeki vibrasyonları üretmeyecek. Yani yeni vibrasyonlar da olacak. Ne olacak? Mesela eğer bu bir fan, bir impeleri döndürüyorsa ve bu fanın şeyleri var, kanatları var veya bıçakları var diyelim. Bunlar tabii tek olmayacaktır. 8 tane olur, 10 tane, 12 tane olur, 11 tane olur. Kaç taneyse yani bunun dizaynına göre değişir. O kadar adette bir vibrasyon kaynağı. Yani şaft devrinin bir turunda bizim eğer bu fanımız 12 kanatlıysa 12 defa aynı yerden 12 defa kanat geçecek demektir. Biz de bunu böyle bir sinyal olarak görürüz. Ki bunlar yine idealize edilmiş sinyallerdir. Yani bu kadar net, temiz sinyaller görmeyiz hiçbir zaman. Görürsek de seviniriz. Kolay olur işimiz diye ama böyle bir şey olmuyor. Bu iki taneli de kalmaz. Başka vibrasyon kaynakları da vardır. Nedir? Mesela bir ara şaftla sürülmüş bir fan olabilir bu. Bir de ara şaftın motorla impeller arasındaki ara şaftın alignment yani kaplin ayarı hizalaması söz konusudur. Eğer burada iyi bir hizalama yoksa bu da bir vibrasyon kaynağıdır. Eğer motorun ayakları dört ayağı olduğunu düşünelim. Bulunduğu kaideye, zemine eşit düzlemde basmıyorsa, topal ayak varsa, soft foot İngilizce varsa bu bir vibrasyon kaynağı olacaktır. Oradan gelen sinyal de buna eklenecektir. Neticede oldukça karmaşık sinyaller olacaktır. Yani şu bile güzel bir sinyaldir aslında ama biz bu sinyalleri bile görmüyoruz çoğu zaman. Çok daha karmaşık sinyaller görüyoruz. Şimdi biz bu sinyallerle nasıl başa çıkacağız? Bunun hepsini buradaki birbirinin ayrı gibi gözüken sinyal hepsini üst üste koyduğumuzda ki bizim cihazımız böyle bunu ele alır. Ama burada önemli olan şey yine söyleyeyim periyodikliktir. Bu sinyallerin periyodik olması önemlidir. Periyodik olmayan sinyal bizim sinyalimizde bozucu etkide bulunabilir geçici bir süre ya da zaten burada yer almaz. Şimdi şu yanda baktığımızda şimdi biz bu üç tane vibrasyon kaynağı, üç ayrı sinyalimiz var. Biz buna zaman domeninde, zaman penceresinden baktığımız zaman işte şuradaki karmaşık sinyali görüyoruz. Bunun bizim için anlamlı bir sinyal olabilmesi için bizim buna frekans penceresinden bakmamız lazım. Frekans domeninde bakmamız lazım. İşte bunun için Fourier dönüşümü gerekiyor. Fast Fourier Transform denen kavram devreye giriyor. Gördüğünüz gibi yani biz buna eğer aynı sinyali, bakın sinyaller değişmiyor. Sadece burada üst üste binmiş halde burada da birbirinden ayrılmış yani ait oldukları frekansa göre birbirinden ayrılmış halde bu yandaki pencereden bakıyoruz yani bunu. Nedir? İşte 50 Hz ise bu temel frekansımız diyelim 1500 senkron devre sahip ama 1480 asenkron devre sahip olan bir motorumuzu düşünelim. İşte 1480 şaft devrinde burada bir sinyal görüyoruz. İşte bunun üzerine binmiş, bununla birlikte dönen bir başka ekipman ekipmanına ait sinyali burada görüyoruz. İşte daha da yüksek frekansta olan, bu da mesela rulmandan gelen bir sinyal olabilir. Onu da burada görüyoruz. Bunların hepsini ayrı ayrı frekanslarına göre dağılmış şekilde görürsek, işte o zaman bizim işimiz kolaylaşıyor. Diyoruz ki bu zaten motorun dönme devri. Bir balanssızlık olabilir mesela. Bu şimdi ileriki bir konu ama burada böyle hızlıca nasıl ele alıyoruz, nasıl düşünüyoruz ona anlatmak için burada bahsedeyim biraz. Diyoruz ki işte bu fan uygulaması olsun, bu pompa da olabilir, rediktör de olabilir. Fanı ele alırsak işte 12 tane kanadı var bu fanın.
İşte burada devrin 12. katında bunu görüyoruz. Bizim için mantıklı bir yerde. Zaten bunu gözümüz arıyor yani buna bakarken. İşte hangi rulmanlar kullanıldıysa bu rulmanların ürettikleri frekanslar var. Bu frekansları biliyor olmamız lazım analizimizi yaparken ki sağlıklı bir analiz yapabilelim. İşte onlara denk düşüyorsa eğer evet diyoruz. Biz rulmanımızın dış bileziğinden, iç bileziğinden bir sinyal almışız. Acaba bu bir arıza başlangıcı olabilir mi diye bunun peşine düşüyoruz. İşte periyodik ölçümler yapıyoruz falan filan. Burada şu pencerenin daha düz hali, yani şu bu sinyallerin için daha düz hali nedir? İşte 50 Hz'de bir tane temel sinyalimiz var. Yani şu mavi olan. Genliği değişmiyor. Genliği 1. Bir de 200 Hz'de, yani bunun 4 katı. İşte bununla beraber bu temel hareketle, şaftın temel hareketiyle birlikte dönen ama 4 katı kadar fazla sinyal üreten bir şey daha var burada. Bu tabii idealize edilmiş bir sinyal. Yani 4 katında dönen bir şey olmak zorunda değil. Yani genelde daha yüksek sinyallerde olur. Mesela motorun rotor çubukları diyelim. Bir devirde işte 23 olabilir, 35 olabilir. Yani rotorun dizaynına göre bu kadar çubuk vardır. Bunları da görebilirsiniz. Yani bunlar çünkü sürekli döndükçe, motor döndükçe bunlardan akım yükselen ve azalan şekilde akımlar geçtiği için bu elektriksel kaynaklı ama mekaniğe yansıyan, mekanik olarak, vibrasyon olarak aldığımız bir sinyal üretir. Bunları görebilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında bir kere vibrasyon analizi yaparken vibrasyonunu ölçeceğiniz ekipmanı çok iyi tanımanız lazım. Yani bu fansa, pompaysa, rediktörse, bu ekipman hakkında ne kadar çok bilginiz varsa analizlerinizi o kadar rahat yaparsınız. Bunlar çok önemli. Yani mesela fanın işte hep bahsediyorum, kanat sayısı önemlidir. Pompaysa aynı şekilde pompanın kanat sayısı önemlidir. Dönen rulmanların bilgileri. Çünkü bunlar siz 6316 rulmanla çalışıyorsunuz. Ön arka rulmanlar diyelim. Drive amp, non-drive amp daha teknik tabirle motor için bahsediyorum. Bu rulmanları bilirseniz, kodlarını bilirseniz rulmanların, bu rulmanların size hangi frekanslarda sinyal ürettiğini de bilebilirsiniz. Oysa bunları işte analiz yaptığınız yazılıma girersiniz bu bilgileri. Size bu sinyal frekanslarını verir ve analiziniz kolaylaşır. Evet. Dediğim gibi yani bu FFT formu bizim için çok çok önemli. Bu işte olmazsa olmaz. Evet, şimdi iki tane soru var. Çok uzaklaşmadan onları okuyalım. Algılayıcıların tipine göre bağlantı yerleri değişiyor mu? Şimdi şöyle, bağlantı yerleri genelde hareketin kaynağına en yakın yerler seçilir. Tabii en iyi sinyali nereden alırız? Tabii rulmanlara veya işte bu kaymalı yatak dediğimiz, metal yatak dediğimiz yerleri en yakın yerlerden alırız. Dolayısıyla işte yer değiştirme sensörü kullanacaksak, bir proximity sensör kullanacaksak, bunu işte şaftı ortalayacak şekilde tam onun merkezine, yani nasıl diyeyim, sensörün ekseni şaftın ekseniyle dikey olarak kesişecek şekilde yerleşimin yapılması lazım ki bize en temiz datayı versin. Aynı şekilde piezoelektrik sensör kullanacağımız zaman, yani bir akselerometre, yani ivme ölçer kullanacağımız zaman da bu bize vibrasyon kaynağı en iyi şekilde bir yerleşim yapmamız lazım. Bu yerlere değişebilir tabii. Yani zaten portable cihazlar, mobil cihazlar, bir yerden kaldırırsınız, öbür yatağa götürürsünüz. İşte oradan ölçüm alırsınız. Oradan kaldırıp başka ekipmana gidersiniz. Ama her zaman yaklaşımınız en yakın, yani rulmanlara en yakın yerden ölçüm almanız lazım. Yani bilmiyorum, sorunuzun tam cevabı olabildim ama tipine göre bağlantı yerleri değişiyor mu? Bağlantı yerleri aslında çok değişmiyor. Her zaman dediğim gibi, yani rulmanlara, yataklara en yakın, mümkün olduğunca yakın yerden almanız lazım. Eğer
Bu mümkün olmuyorsa mesela bir motoru düşünelim. Motorun arkasında genellikle fan muhafaza otucu fanı vardır motorun. Bunun muhafazası vardır. Şimdi bu fan muhafazası varken arka rulmana nasıl yaklaşacaksınız? Yaklaşamazsınız. Peki ona en yakın yer neresi olabilir? İşte kapak olabilir. Arka kapak olabilir. Bu arka kapağın çevresindeki yerlerden ölçüm alırsınız. Ama ölçümü nereden aldığınızı çok iyi bilmeniz lazım. Analiz ederken hangi noktadan aldığınızı bilirseniz ona göre analizleriniz de size yardımcı olur. Ya da bir fazör kullanırsınız. İşte tetikleyici sinyal gönderirsiniz. Buna referansla konumunuza göre analiz yapabilirsiniz. Bu sinyalleri güç analizleriyle mi alıyoruz? Hayır. Vibrasyon sensörü, vibrasyon cihazıyla alıyoruz. Vibrasyon sensörleri vasıtasıyla vibrasyon cihazına aktarıyoruz. Daha sonra buna ait yazılımla da analizlerini yapıyoruz. Güç analizörü bambaşka bir şey. Güç analizörüyle elektriksel sinyalleri değerlendiriyoruz bildiğiniz gibi. Ama burada bizim için mekanik hareket söz konusu şu anda. Bu mekanik hareketin kaynağı yine bir nasıl diyeyim? Mekanik hareketin kaynağı elektriksel de olabilir. Yani statordan geçen akımlar, rotordan geçen akımlar olabilir bunlar. Ama sonuç olarak biz mekanik hareketi burada ele alıyoruz. Elektriksel sinyaller değil. Ama başta bahsettiğim gibi elektriksel sinyallerle çok fazla benzerliği vardır teknik olarak. Periyodik olduğunu tam olarak teyit etmek için ne kadar süre boyunca cihazın verilerinin toplanması gerekir? Şimdi bu data almayla ilgili bir konu. Şimdi data alma bu akşamın konusu değil ama ben size bir hani bununla ilgili pencere açayım. Normalde birkaç saniye bunun için yeterli oluyor. Zaten çok yüksek hızda döndüğü için motorlar birkaç saniyelik ölçüm bunun için yeterli olacaktır. Böyle kısa bir cevap vereyim. Ama bu motor uygulamaları, elektrik motor uygulamalarında devir hızlı döndüğü için 1500 devirler, işte 3000-3600 devirler, bazen özel uygulamalara daha yüksek devirler söz konusu olabilir. 4500 devirle dönen motorlar vardır gibi. Buralarda birkaç saniyelik ölçüm yeterli oluyor. Ama mesela rüzgar türbinlerini düşünün. Rüzgar türbinleri oldukça yavaş dönecektir. Yani 1 Hz'in bile altında olabilir. Yani saniyede bir devir bile dönmez. Yani 3-5 saniyede bir devir. İşte oralarda ölçüm süreleri çok uzuyor. Böyle bir cevap vermiş olayım kısaca. Bir soru daha. Merhaba, 90 derecelik yerleştirme olayının sebebi nedir? Kaçırdım. Bunu Zeynep Hanım sormuş. 90 derecelik yerleştirme olayının sebebi faz aslında. Az önce bahsettiğim. Bu biraz daha ileriki bir konu ama biz yatayda ve dikeyde sinyallerimizi farklı büyüklüklerde alabiliriz aynı makineden. Biz yatayını ve dikeyini eğer fazla farklı fazlarda ölçersek bu bize elimizde fazla bilginin olmasını sağlar. Bu da analizlerimizi kolaylaştırır. Bu cihazlar yerinde balans yapılabiliyor mu? Yapılanı var, yapılamayanı var. Onları biraz daha sonda şey yaparız. Konu kopuyor demiş bir arkadaşımız. Evet, olabilir. Bunları sonda soru cevap şeklinde ben sorularınıza elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Evet, şimdi sunumumuza geri dönelim. Az önce bahsettiğim gibi, yani bir tane temel bileşenimiz, sinyalimiz var dedik. Bu motorun şaft hızı olabilir, şaft frekansı olabilir. Genellikle böyledir. İşte üçüncü harmonik. Yani bunlar bildiğimiz gibi elektrikten bildiğimiz konuların tıpatıp aynısı. Sadece hareket, mekanik hareket kavramı var burada. Elektrikte akım gerilim sinyalleri şeklinde olan şeyler aynısı burada. Mekanik hareket. Bunu aman karıştırmayın. Elektrikçi olduğumuz için insanların aklı direkt o tarafa kayıyor olabilir. Ama biz burada mekanik hareketten söz ediyoruz. İşte üçüncü harmonik, beşinci harmonik, yedinci harmonik. Yani bunları biz şey gibi düşünebiliriz. İşte bir rüzgar türbinini düşünün. Yani üç kanatlı. İşte üçüncü harmonik üretir. Aynı bir devrinde o hub'ın bir devir dönmesinde üç tane kanat geçeceği için üçüncü harmonik gibi düşünebilirsiniz. Mesela beşinci harmoniye nasıl bir örnek verelim? İşte beş kanatlı bir fan olsun yıldız şeklinde. İşte bu beşinci harmonik gibi beş katı
bu değerin 5. katında bir sinyal üretecektir. 7. harmonik ufan 7 kanatlı olabilir ufan veya başka, yani şu anda aklıma gelmeyen başka bir şey olabilir. Mesela 7. değil de işte 20. 23. 17. harmonikler olabilir. Bir rediktörün giriş dişlisini düşünelim mesela. Girişinde 23 tane dişli olabilir. Sonraki şeylerde hız düştükçe tabii dişli sayısı artacaktır ama bu sefer o şaftların devirleri düşecektir. Gibi gibi. Şimdi buradan gelen sinyalleri üst üste koyduğumuzda neredeyse şurada böyle periyodik işaret. Yani bunların hepsinin toplandığı bir neredeyse kare dalgaya benzer bir işaret alıyoruz. Biz buna biraz daha periyodik sinyal eklersek bu zaten baya baya kare dalgaya benzer. Yani şuradaki sinyale benzer. Bu sinyallerin bütününün toplamı. Sonra biz bunu Fourier dönüşümlerini yaparsak, işte bunların ait oldukları frekanslara göre genliklerini bulursak, bu bizim için işte deriz ki burada motorun dönme devri, dönme frekansı. İşte 3 dediğimiz rüzgar türbininin örneğini düşünecek olursak, rüzgar türbininin kanatlarının geçiş frekansı, işte 5, 7 veya 20. 23. şeylerde görseydik, bir sinyal görseydik derdik ki işte redüktörün giriş dişlisinin sinyali bu diye ayırabilirdik. İşte bunun önemi çok fazla bu işte. Devam edelim. Şimdi spektrum. Spektrum dediğimiz şey aslında bu. Yani burada biz bu grafiğe, bu şekle geçtiğimiz zaman aslında biz artık bir spektruma geçmiş oluyoruz. Frekans spektrumu deniyor buna. Spektra denebiliyor işte İngilizce. Başlıyoruz artık spektrumda frekanslarla çalışmaya. Mesela bir örnek burada. Güzel bir şey var. Sembolik bir çizim var. Şimdi burada vibrasyon kaynakları var. 3 ayrı kaynak var. Az önce bahsettiğim gibi. Bir tane temel bileşen, işte buna bağlı olarak dönen. Mesela ne olur? Burada temel bileşenimiz motorun devri olsun. Bundan daha düşük hızda görüyorsunuz. Burada bir kayış kasnaklı bir sistem var. Buranın devri daha düşük. Pardon, buranın çapı daha küçük. Buranın çapı daha büyük bir kasnak olduğu için bu daha yavaş devirle dönecektir. Dolayısıyla motor hızı 1000 devirse burada yazdığı gibi fan hızı işte 500 devire denk geliyor. Şunun yarısında işaretlenmiş. Yarıya düşürmüş hızını. Başka hangi sinyaller gelmiş? İşte fan kanatlarına ait bir sinyal almışız. Az önce hemen fanın başından beri bahsediyorum. Bunlar hep vibrasyon kaynaklarıdır. Bunu almışız. Nerede görmüşüz bunu? 6000 devir olarak görüyoruz. 6000 CPM olarak görüyoruz. Ama hangi devirde dönüyor bu? Fanın devri, fanın mil devri 500. 500 devirle dönen bir şaftta benim 6000 CPM'lik bir sinyal almam için burada 12 kanat olması gerekir. Ben buradan bunun 12 kanatlı olduğunu fanın tamamını görmesem bile hesaplayabilirim. Aynı şekilde işte böyle küsuratlı 5500 gibi ara devre, senkron olmayan devre denk gelen bir sinyalimiz daha var. Bu da Ruhlmann'dan geliyor. Fanın Ruhlmann'ından gelebilir. Zaten fan Ruhlmann sinyalleri genelde böyle ondalıklı sinyallerdir. İleride bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Sanıyorum anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Herkesin aşina olduğu şeyler bunlar. İlerleyelim. Az önce biraz bahsettim. Devrin katlarıyla çalışıyoruz. Artık spektruma geçtik. Yani frekans uzayında çalışıyoruz. Frekans domenindeyiz. Artık burada bizim için büyüklükler hep frekanslarına göre sınıflandırılmış durumda olacaktır. İşte 1x deriz. Motorun dönme devrini biz her zaman referans kabul ediyoruz. Buna indirgenmiş şekilde diğer şeyleri hesaplıyoruz. İşte 8x işte devrin 8. katında işte şu sinyali gördük diye analizlerde yorumlarımızı yaparken bu şekilde yazıyoruz. Onun için bu artık bir vibrasyonla ilgili çalışıyorsanız
sizin dünyanız artık burası oluyor. Yani frekans ekseninde çalışıyorsunuz. Frekans eksenine bağlı büyüklükler sizin için önemli hale geliyor. Ama bu şu demek değil. Sadece frekansla mı çalışıyoruz? Hayır. Zaman dalga formu dediğimiz bizim için yine çok çok kıymetli olan bir şey var. Yani gerçek sinyali de kullanıyoruz. Özellikle rediktör uygulamalarında zaman dalga formu çok kullanışlı bilgiler verir bize. Onlardan da bahsederiz. Yine devrin katlarından bahsettik. Şimdi devrin katlarından konuşurken bazı özel tabirler devreye giriyor. Şimdi 1x dedik, bu motor devrinin yani motor şaftının dönme devrinden bahsediyoruz. Yani mekanik devir. Şimdi burada hemen bir elektrik mekanik ayrımı tekrar ben size hatırlatayım. Karıştıranlar olabilir. Şimdi burada senkron kavramı var. Çünkü bu elektriksel senkron değil. Bu mekanik senkron. Yani motorun şaftına olan senkronizasyon. Yani motorun tam yük devri 1470 devirse eğer, 1500 devirlik 4 kutuplu bir motordan bahsediyorum. 1470 ise bu motor 1470 devirde dönerken buna bağlı elde ettiğimiz, bununla birlikte dönen ekipmanlar ya da buna bağlı şekilde üretilen sinyallerden bahsediyoruz. Nedir? İşte bunun devrin ikinci katı. Yani motor devrinin ikinci katı. Hep motor diyorum. Bu bir buhar türbini de olabilir. Bir dizel motor da olabilir. Ama tabii sanayide elektrik motorları çok yaygın kullanıldığı için hep böyle ana tahrik elemanı motor olduğu için hep böyle motor tabirini kullanıyoruz. Bu başka bir şey de olabilir tabii ki. Mesela bir alternatörü vibrasyon analizini yapıyorsak burada süren kuvvet nereden geliyor? Bir turbo jeneratörden geliyor olabilir. Pardon. Bir türbinden geliyor olabilir. Türbin sürüyor olabilir bu jeneratörü, alternatörü. Ya da bir şaft alternatörüdür. Gemilerde sıklıkla rastlanır. İşte ana makine rediktörü sürer. Rediktör de şaft alternatörünü sürebilir. Dolayısıyla buradaki gücün ana şeyi, mekanik gücü veren rediktör olmuş olur. Ama fark etmiyor. Yani bunları yine dönüştürebilirsiniz. Farklı açılardan bakabilirsiniz. Önemli olan sistemin bütününe hakim olmak. Şimdi burada senkron katlardan bahsederken biz elektriksel senkron değil. Yani 3000 devirde 1000 de 50 Hz değil burada konu. Burada konu belki 49 Hz. Ama buna bağlı olarak hep mekanikten bahsettiğimiz için bu senkronlar buna bağlı senkron sinyaller. Bir de senkron altı, subsynchronous dediğimiz, işte bazen bu sinyallerde olabiliyor. Bunları da kullanabiliyoruz. Özellikle metal yataklarda mesela buralarda sinyal verir. Bunları kullanırız. İşte rulmanların kafes frekansları buralarda verebilir. Bunları kullanırız. Bunları bilirseniz, yani burada hangi bilginin sizin için kullanışlı olacağını bilirseniz ve ekipmanınızı bilirseniz aradığınızı bulursunuz. Öyle söyleyeyim. Bir de senkron olmayan katlar olur. Bunlar da dönme devrinin ondalıklı katları. Yani yine dönme devrine bağlıdır ama ondalıklı katları. Buna en tipik örnek işte rulmanlardan gelen sinyaller olabilir. Rulman frekansları olabilir. Bunlar genellikle ondalıklıdır. Rulmanların tiplerine göre değişir. Her rulmanın kendine has bir frekansları vardır. 4 tane frekanstır bunlar. İç bilezikten gelebilir bu frekans sinyali, vibrasyon sinyali. Dış bilezikten gelebilir. Rulman taşıyıcı elemanlardan topları vardır veya bu silindirleri vardır. Bunlardan gelebilir ya da kafes, yani bu taşıyıcı elemanları bir arada tutan bir kafes vardır. Bunun da kendine has bir frekansı vardır. Her rulmanda eşit değildir. Sadece şeyde eşittir. Aynı kod rulmanlarda eşittir. Ama 6313 bir rulmanın frekanslarıyla 6220 rulmanın frekansları birbirinden farklı olur. Ve bu frekanslar dönme devrine göre üretilir ama ondalıklıdır. Tam katlarda değildir. Şimdi biraz erken bahsetmiş oldum. Aslında burada daha net anlayacaksınız. Şimdi zorlayıcı frekanslar diyoruz. Aslında bu size baştan beri anlattığım frekanslar, zorlayıcı frekanslar olarak da adlandırabiliriz bunları. Nedir? İşte yine
klasik örneğimiz bir 12 kanatlı bir fan. Bu fan dönerken 12. devrin 12. katında bir sinyal verecektir. Bu bir zorlayıcı frekanstır. Bu sinyalin ait olduğu frekans. 12x'de vereceği. Az önce rediktörden bahsettik. Rediktörün giriş dişlisinde 27 diş olabilir. İşte devrin 27. katında deki frekans, ona tekabül eden frekans bir zorlayıcı frekanstır. Şimdi burada Ruhman'ın örneğin bir 6228 NDE, non-dry end Ruhman'ını ele aldığımızda non-dry end sürmeyen taraf diye düşünebiliriz. Süren taraf ne taraf derseniz işte Ruhman'ın ön tarafı yani mekanik gücü milinden aldığımız tarafı. Non-dry end de sürmeyen taraf, arka tarafı gibi düşünebilirsiniz. Soğutucu fanın olduğu tarafı. Şimdi 6228 bir Ruhman'a ait frekanslar burada. Az önce saymıştım bunu. Ball pass frequency of outer race. Yani dış bileziğin dış bilezikten geçen topların geçiş frekansı. İç bilezikten de geçer bu toplar veya silindirler. İşte bu topların kendi içinde yaptığı döner hareketlerin bir sinyali vardır. Frekansı vardır. Bir de FTF, Fundamental Train Frequency. Yani bu da kafes frekansı olarak size söyleyebilirim. Daha önce bu gerçek bir örnek bizim karşılaştığımız. Mesela burada şimdi sunumda biraz küçük gözüküyor olabilir. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama mesela burada bir dış bilezik arızası yakalamışız. Ölçtüğümüz CPM frekans domeninde bir sinyal almışız. Sonra biz bu frekansları bildiğimiz için burada bilgileri girmişiz. Daha sonra bu frekansları bu grafik üzerine yerleştirdiğimizde bazı sinyallerle üst üste düşmüş. Örtüşmüş bu sinyaller bizim frekanslarımızla. O zaman ilerleyelim. Ne demişiz? İşte burada daha iyi gözüküyor sanırım. 6228 BPFO, Ball Pass Frequency of Outer Race sinyallerini burada daha net görebiliyorsunuz. Ne kadar belirgin sinyaller var değil mi? Yani bu Ruhman'ın dış bileziğinden bize sinyal geliyor. Diyor ki ben arızaya gidiyorum diyor. Ayrıca yanda bir de yüksek frekans. Mesela bunlar daha düşük frekansta gördüğümüz sinyaller. Bir de yüksek frekans bölgesine de sinyal almışız bu şeyde. Sonra işte müşterimize biz dedik ki Ruhman değişimi için bir zaman planlayalım. Ruhman'ın değişmesi gerekiyor. Bunu planladık. Ruhman'ı değiştirdik. İşte ölçtüğümüz Ruhman'ı çıkardık yerinden, demonte ettik, temizledik. Bir de baktık ki tam da ölçümlerimize uygun düştüğü şekilde şu Ruhman'ın dış bileziğinin alt kısmında şöyle bozulmalar mevcut. Dış bileziğin iç yüzeyinde bozulmalar mevcut. İşte bu sinyallerin sebebi bu bozukluk. Bu Ruhman yeniyken burası böyle dümdüzdü, kaymak gibi. Bunlar yağın içinde, gres yağının içerisinde çalışıyordu. Ama zaman içerisinde bir yaşlanma oldu Ruhman'da. Dış etkilerden dolayı olabilir. Bunun birçok sebebi olabilir. Kötü yağlama olabilir. Eksik yağlama olabilir. Yanlış yağ olabilir. Gibi gibi yani birçok zorlayıcı etkenden dolayı Ruhman burada gördüğünüz gibi bozulmaya başlamış. Böyle bir sonuç almıştık. Bu da bir örnek olmuş olsun. Evet, şimdi zorlayıcı frekanslardan az önce bahsetmiştik. Bunları saymaya çalıştık. İşte ne dedik? Ne dedik? Fanlarda blade passing rate söz konusudur. Bu işte fan kanatlarının geçiş sayısı diyelim, oranı gibi. Bu pompalarda işte vane kullanılıyor. Aynı şey, aynı anlama gelir. Elektrik motorlarında mesela rotor devrinin rotor devrine bağlı olarak zorlayıcı frekans örneğin rotor barlarının sincap kafesli asenkron motoru düşünelim. Bu sincap kafesin kısa devre çubuklarından bahsediyorum. Bunların bir turdaki sayısı bize bir sinyal verebilir. Rediktörlerde gear mesh dediğimiz yani size şöyle anlatayım. Bir giriş şaftını düşünün. İşte 25 dişli olsun bu. Giriş devrimiz de 1000 devir olsun. Ne olur? 25.000
CPM'de bizim bir vibrasyon sinyalimiz var demektir. Bunu biz buna bağlı olan diğer şeye aktarırız bu gücü. Buna gear mesh frequency deniyor. Şimdi çok fazla derine girmeden, bunlar biraz karmaşık şeyler. Rediktörlerde gear mesh kavramı vardır. İşte kayış kasnaklı sistemlerde az önce bir örneğini, sembolik bir örneğini göstermiştik. Belt frequency söz konusudur. Kayış frekansı. Bu neye göre değişir? İşte kayış kasnağın karşılıklı kasnak çaplarına göre burada bir hız değişimi vardır. Bu işte kayışın bir frekansı oluşur falan filan. Rulmanlarda bearing frequencies. İşte az önce bunlardan bahsetmiştim. İç plezik, dış plezik gibi sinyallerden. Bunlar zorlayıcı frekanslardır. İşte siz çalıştığınız ekipmanı eğer iyi bilirseniz, iyi tanırsanız, mesela bir rediktörde çalışıyorsunuz. Rediktörün bütün şaftlarına ait bağlı olan dişli sayılarını, dişlilerin diş sayılarını bilirseniz, işte o zaman analiz sizin için kolaylaşır ve daha zevkli hale gelir. Elektrik motorlarında işte bu rotor barlarının sayısını çoğu zaman bilemezsiniz. Bilebilirseniz, bununla ilgili sinyal görürseniz hemen yapıştırırsınız. İşte bu buradan geliyor. Rotor çubuk barlarında bir kesiklik olabilir, çatlaklık olabilir diyebilirsiniz. Evet. Şimdi rezonans kavramına geçeceğiz. Burada bir soru var. Hemen uzaklaşmadan. Ön ve arka yatakları farklı rulman kullanılan motorda titreşim daha fazla olabilir diyebilir miyiz? Hayır. Rulman frekansları farklı olmalı. Hayır diyemeyiz. Ön ve arka yataklardaki rulmanlar çok yaygın bir şekilde farklı olur zaten. Bunların farklı oluşu bir vibrasyon sebebi değildir. Vibrasyon sebebi nedir? İşte rulmanların kötü şartta olmasıdır. İşte rulman frekansları evet farklı olacaktır tabii ki. Ama bu bir arıza sinyali üreteceği anlamına gelmez tabii ki. Evet. Şimdi önemli bir temel kavram. Bana göre çok çok önemli. Doğal frekans ve rezonans. Bu yine bizim vibrasyon işlerinde biraz atlanan bir konu, ihmal edilen bir konu. Bazen böyle vibrasyonlar gizli olabiliyor. Yani sistemde vibrasyon var ama kontrol ediyorsunuz, işte sistemin balansını kontrol ediyorsunuz, sorun yok. Hizalamayı, kapının yönünü, alignment'ı kontrol ediyorsunuz, sorun yok. İşte sisteminizi bakımdan geçirmişsiniz, bir overhaul sürecinden geçmiş, hiç bir yerin yatak boşlukları yok, işte topal ayak yok, şu yok, bu yok ama vibrasyon var. Bazen böyle işte anlamsız şeyle durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. İşte o zaman acaba bu sistemin doğal frekansı tetikleniyor olabilir mi diye düşünmekte çok çok fayda var. Şimdi rezonans konusuna biz biraz daha kendi özelimizde bakarız ama bunun ne olduğunu, yani doğal frekansın bizim günlük yaşantımızın çokça içinde olan bir şey bu. Size birkaç günlük hayattan örnek vereyim. Mesela burada bir tane kilise çanı var. İşte bu çan bir şekilde bu içindeki tokmakla buna bir darbe uygulandığında bu çan çınlamaya başlayacaktır. Uzun bir süre çınlayacaktır. Yani bu çınlaması demek aslında bu yapıdaki bir sistemin diyeyim, rezonansa girmesi demektir. Uzun bir süre çın diye işte sesi yarım saat dinler dururuz. Şimdi siz yanındakine aynı şartlarda özdeş bir fan olsun bu ki aynı doğal frekansa sahip olduğunu düşünelim. Siz bunu tetikledikten sonra, bu çanı tetikledikten sonra çan artık ses üretmeye başladı. Ses sinyalleri yayıyor. Buna hiç dokunmasanız da bu ses üretmeye başlayacaktır. Niye? Çünkü bunların doğal frekansları aynıdır. Bu çanın doğal frekansı bir kere tetiklenmiştir ve doğal frekansına, yani rezonansa girmiştir ve buna uygun ses dalgaları yaymaktadır ki biz de bunu duyuyoruz. Bu da bu ses dalgalarına maruz kaldığı için bunun da doğal frekansı tetiklenmiş olacaktır ve bu da ses, yani bu da çınlamaya başlayacaktır, ses üretmeye başlayacaktır ta ki sönene kadar.
Rezonans kavramı böyle bir şey. Bu dediğim gibi günlük hayatta hayatımızın çok çok içinde olan bir şey. İşte başka ne gibi örnekler verebiliriz rezonanssa? İşte internette, YouTube'da çokça açıklamalar, videolar görebilirsiniz. İşte çok meşhur bir örnektir. Tacoma Narrow Köprüsü yıkılmıştır rezonans yüzünden. İşte üzerinden araçlar geçiyor, gidiyor. Köprü yeni olmasına rağmen işte köprünün doğal frekansı bir kere tetiklendi mi ve ondan o yapıyı o frekanstan uzaklaştıramazsanız o frekans o rezonansa girecektir ve o rezonans o yapıya zarar verecektir. Ki köprü yıkılmıştır mesela. Bunun bir benzeri bizim birinci köprü içinde söylenir açılış esnasında. Daha farklı örnekler de bulabiliriz. Rezonans her zaman kötü bir şey değildir. Bazen de faydalıdır. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. İşte arabanızı sürerken belli bir hızda giderken arka camları açtığınızda böyle pat 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 sesler gelmeye başlar. Hatta bu yani buna alışık değilseniz korkutucu bile olabilir yani ne oluyor bir anda falan diye. İşte bir rezonans halidir mesela o. İşte yavaş hızda giderken böyle bir şey yoktur. Öyle bir hıza gelirsiniz ki artık havanın bir rezonansı söz konusudur. Bu sizi rahatsız etmeye başlar. Biraz daha hızlandığınızda bundan kurtulabilirsiniz. Bu bir rezonans anıdır. Yani sizin o hızınız bir rezonans arabanın o içinde bulunduğu sistemin rezonansa girmesini sağlar bir hava akımı vasıtasıyla sizi rahatsız eder. Rezonans böyle bir şeydir. Yani normalde o araba gene o hızla gidiyordur. Ama camlarını işte çok açarsınız veya başka cam da açarsınız rezonansa girmez. Ama öyle bir aralıkta cam açarsınız ki arka camları sizi rahatsız edecek şeylerle karşılaşırsınız. Rezonansın faydalı uygulamaları da vardır. Bildiğimiz işte analog radyolardaki sinyalleri biz bu şekilde duyarız. Yani ayarlanabilir bir şey vardır. Kapasitör vardır. Bu kapasiteyi biz öyle bir noktaya getiririz ki anlamlı sinyaller almaya başlarız. İşte o rezonans anıdır. Yani o radyo sesi duymaz, duymaz, duymaz. Duymazdan kastım almaz yani. Bir an gelir ki rezonansa girer o frekansta size artık anlamlı sesler gelmeye başlar. Veya MR cihazları demiş Emin Bey. Evet, manyetik rezonans. Biz bundan değil mi? Modern tıpta çok çok faydalanılıyor bundan. İşte makineye giriyorsunuz. Sizin dokunuza, işte omuzsa bu, dokunuza uygun, dokunuzdan cevap alabilecek frekansta bir sinyal size gönderilir. Sizin dokularınız buna rezonansa girer o tetikleme sayesinde. Siz bir cevap alırsınız ve bu sizin için kullanışlı bir bilgidir gibi. Peki iki çanak farklı anlarda toplamına vurulsa frekanslar birbirini sönümleyebilir mi? Denemek lazım. Net bir cevap veremeyeyim. Bir şey veremeyeceğim. Sanmıyorum. Yani aralarında faz farkı oluşur. Ama sönümleyeceğini zannetmiyorum. Evet, rezonans böyle bir şey. Şimdi gelelim bizim vibrasyonla ilgili veya bizim dönen makinelerde olay nasıl gerçekleşiyor? Bir motora start verelim. Motoru çalıştırmaya başladık. Motor durur konumdan işte çalışma frekansına kadar ilerliyor. Çeşitli frekanslardan geçiyor, değil mi? Bu çalışma frekansına gidene kadar, 50 Hz'e gidene kadar çeşitli frekanslardan geçecektir. Bu frekanslardan geçerken belki şahit olanlarınız vardır içinizde. Motor bir böyle bir titremeye girer bir frekansta. Sonra ondan kurtulur. Sonra biraz ileride, biraz daha hızı arttıkça bir titremeye daha girer. Sonra ondan gene kurtulur. İşte bu 2-3 defa tekrarlanır ve kendi çalışma devrine gelir. Şimdi o titreme anlarında, o vibrasyonun arttırdığı anlarda makine yani motor, elektrik motoru doğal frekansı tetikleniyordur, rezonansa giriyordur. Ama orada beklemiyordur, oradan çıkıyordur. Dolayısıyla vibrasyonu ürettiği vibrasyon, aşırı vibrasyon son buluyordur, oradan geçiyordur. Şimdi rezonansa dikkat etmek lazım. Öncelikle şunu bilmek lazım.
Her makinenin, her dönen sistemin bir doğal frekansı vardır. Bu onun yapısından ileri gelir, dizaynından ileri gelir. Bu vardır. Bu doğal frekansı yok edemezsiniz. Ama bununla başa çıkabilirsiniz. Bunu eğer sizin çalışma işletme devrinizde bu sizin karşınıza geliyorsa, bu işletme devrinden uzakta tutarsınız bu doğal frekansı. İşte yapısal bazı çözümler getirirsiniz. Bu sunumun sonlarında bunlardan var. Örnekler göstereceğim size. Eğer buradan uzak tutabilirsiniz makinenizi, sisteminizi, o zaman sorun olmayacaktır. Yani şöyle diyeyim size, bir makinenin rezonansa girmesi demek, böyle saçma sapan sinyalleri üretmesi demektir. Normalde bu makine, şöyle anlatayım size, 50 Hz'de çalışan bir makine olsun. 50 Hz'de çalışırken 35 Hz'de size bir sinyal üretmeyecektir. Makinenin frekansı, sistemin frekansı, doğal frekansı 35 Hz'tir. Ama 50 Hz'de çalıştırdığınız için 35 Hz'de size sinyal üretmeyecektir ya da bu sizi rahatsız etmeyecek bir sinyaldir. Arızaya sebep olmayacaktır. Ama aynı sistemi siz 35 Hz'de çalıştırırsanız, işte o zaman 35 Hz'de siz yüksek bir vibrasyon sinyali alacaksınız. Demek istediğim tam olarak bu. Onun için bu doğal frekansın tetiklendiği yerlerden kaçınmak gerekir. Buralarda çalışmamak gerekir. Bu çok temel bir kuraldır. Eğer kaçınamıyorsanız bu sefer doğal frekansı değiştirmeniz gerekir. Mesela bir motor pompa sistemini düşünelim. İşte motor pompa sistemi bir şekilde, yani ilk dizaynı gereği belki bu doğal frekansı yukarılarda olabilir ya da çalışma frekansının altında olabilir. 15 Hz'de diyelim veya 25 Hz'de bir doğal frekansı olsun. Bu pompayı başlattığımızda, çalıştırdığımızda 15 Hz'den geçerken biraz titreyecektir. İşte 16, 17, 18, 20 Hz'ler derken bu titremeye artık son bulup çalışma devrine gelecektir. Ama bazen çevresel şartlardan dolayı eskime olabilir bu. Şasede bir boşluk oluşabilir zamanla. İşte sistemin cıvataları gevşer. Bir yerde bir şeyler olabilir yani. Zamanlı dış faktörler değişebilir. Doğal frekansı çalışma frekansına, işletme frekansına doğru yaklaşabilir. Oraya gelir. Az önce başta söylediğim gibi, yani siz her şeyi kontrol edersiniz. Her şey kontrol altındır. Düzgündür. Ama yine de vibrasyonu yok edemiyorsunuzdur. İşte o zaman doğal frekans mı tetikleniyor acaba diye düşünmek lazım. Bu dediğim gibi insanların genellikle atladığı bir şeydir. Ama çok da sıklıkla karşılaşılır. Evet. Peki bu doğal frekansı biz nasıl tespit ederiz? Bu da önemli olabilir. Motor devrinin kontrollü değişimi. Yani sürücü kontrollü bir motoru işte sıfır devirden çalışma devrine kadar belli devirlerde işte bu 1 Hz 1 Hz değiştirerek işte veya 5 Hz 5 Hz işte bu frekanslardan geçersiniz. Bakarsınız ki burada yüksek bir vibrasyon var. İşte geldiniz diyelim 27 Hz'e geldiniz. Makine titremeye başladı. Size konuşuyor. Yani diyor ki bu benim diyor rezonansa giriyorum burada. Beni burada tutma demek istiyor. Oradan uzaklaşırsınız. Bu motor devrini kontrollü şekilde motor devrini kontrol altında tutarak, yani motoru kontrollü şekilde buralara getirerek, bu devirlere getirerek tespit edebilirsiniz. Ya da işte değişik teknikler var. FRF gibi frekans cevabı alırsınız. Frequency response dediğimiz frekans cevabı alırsınız. Nedir? İşte makineye vibrasyon sensörlerini yerleştirirsiniz. Bunun özel bir çekici vardır. Bir çekiçle makineye bir darbe vurursunuz. Böyle çok aşırı bir darbe olmasına gerek yok. Makinede bir vibrasyon yaratacak bir darbedir. Buna vurursunuz. Bu sönümlü bir darbedir. İlk verdiğiniz darbeden aşağı doğru bir sönümleme olacaktır. Ama bu sönümlenirken yine kendi doğal frekansından geçerken bir vibrasyon artışı olacaktır. İşte bu o sırada zaten vibrasyonları kaydediyorsunuz. Burada bunu tespit edebilirsiniz. Bu bir yöntemdir. İşte run up cost down test uygulayabilirsiniz. Nedir? Az önce bahsettiğim gibi sıfır devirden işte çalışma devrine kadar
sürekli vibrasyon alacak şekilde motoru bir çalıştırırsınız, başlatırsınız. Motor 1470 devirle dönüyor diyelim. Sıfır devirden 1470 devire gelene kadar geçtiği bütün devirlerde siz vibrasyon kaydı yaparsınız. Yani sürekli olarak dinlersiniz bu vibrasyonları makineyi. Sonra bu aldığınız vibrasyon bilgisini incelerseniz bir bakarsınız. İşte bazı yerlerde böyle pikler görüyorsunuz. Bazı frekanslarda bu şekilde tespit etmiş olursunuz bu frekansları. Sonra dersiniz ki işte bu frekanslarda çalışmayacağız dersiniz. Eğer o frekanslar sizin çalışma devrinize denk geliyorsa Seyfettin Bey doğal frekansı nasıl önleyebiliriz demişsiniz. Doğal frekansı işte tekrar az önce anlattım, tekrar ona geleyim. Doğal frekansı önleyemezsiniz ama bununla baş edebilirsiniz. Yani sizin çalışma devrinizden uzağa götürebilirsiniz bunu. Nedir? Ya şaseye bir kaynak yaparsınız, işte bir güçlendirme yaparsınız, işte kiriş atarsınız falan gibi bu çalışma devrini uzaklaştırırsınız. Bu da din testleri tekrar uygularsınız bu uygulamaları yaptıktan sonra, düzeltmeleri yaptıktan sonra. Bakarsınız ki doğal frekans artık başka bölgelere kaymış. O zaman siz işletme devrini de bu makineyi o zaman çalıştırabilirsiniz. Sorunuz cevabı oldu sanırım. İşte bahsettiğim şeyler burada. Burada bazı resimler var. İşte böyle bir uygulama. İşte görüyorsunuz bu böyle bir plaka tarzında bir şase. Bunlar, bu tip şaseler çokça doğal frekans, yani makinelerin rezonansa girmesini kolaylaştırır. Bunlar tetikler. İşte bunda mesela böyle bir buradaki bir problem nasıl çözülmüş derseniz, yan tarafa baktığınızda işte adamlar buraya beton dökmüşler. Yani şunu kaldırıp makineyi işte böyle yanlış görmüyorsam beton kaydemin üzerine oturtmuşlar. Buradaki bir frekans buraya yansıyor olabilir. Bu zemin bunu iletiyor olabilir. Yani bu günahsız makine buradan alıyor olabilir frekansı. Bir de izolasyon uygulamışlar. Mesela bölmüşler. Bu sinyalin buraya yürümeyeceği şekilde yapmışlar. Bunu çözmüşler bu işi. Başka hangi örnekler var? Bu zaten artık bu konudaki son şeyimiz. Mesela burada buna net görülebiliyor mu bilmiyorum. İşte şöyle bir sistem, aparat yapmışlar. Alttan bunu sıkıştırmışlar şeyle sonuna. Doğal frekansını ötelemişler. Ya da başka bölgelere götürmüşler. Makine kendine gelmiş. Burada gördüğünüz gibi işte şöyle bir pompa şaftına bir destek yapmışlar. İşte muhtemelen bu az öncekine benzer, yani şuraya benzer bir kaydı zemin. Ortadan bunu kaynaklayıp bir de zemine montelemişler. Burada da bir şey görüyorum. Destek atmışlar. Doğal frekansı uzaklaştırmışlar. Mesela bu şekilde başa çıkmışlar. Yani bu doğal frekansı yok etmemişler. Ötelemişler. Başka frekanslara, onların çalışmayacakları frekans bölgelerine götürmüşler. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi temel kavramlar. Yani vibrasyonla ilgili. Siz de zaman zaman bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Doğal frekans çok çok önemlidir. Şimdi temel kavramlar olarak bahsedeceğim şey, bu vibrasyon konusu bir deniz, derya, bir dünyadır. Bunlar temel kavramlardır. Bu kavramları çok daha detaylı, işte burada bir saat 15 dakikadır anlatıyorum. Bu kadar zamana mümkün değil, sığmaz bu konu. İşte temel kavramları bile aslında hızlı hızlı geçerek ancak anlatabildik, üzerinden geçebildik. Temel kavramlar bile, dediğim gibi, yani bunlardan çok daha fazlası vardır aslında. Eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız, ilgileniyorsanız bu konuda çok ciddi mesai harcamanız gerekir. Hem teorik hem de pratik olarak. Bu iş ne çok zor, çok çok zor bir iş değil, ne de çok kolay bir iş. Yani bu ciddi mesai gerektiren bir iş, tecrübeye çok bağlı bir iş. Elektrik mühendisi olmanın işte elektriksel şeyleri yorumlamakta biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum aslında bu işlerde. Bu benim kendi kanaatim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sorularınızı, sona bıraktığımız soruları biraz daha alabiliriz. Yük tarafındaki yani ön yatak arka yatağa göre daha çabuk aşınır değil mi demiş. Yani
Bu şarta göre değişir. Bazen bakımlarını yaptığımız öyle motorlar oluyor ki ön yatak sağlam çıkıyor, arka taraf aşınmış oluyor. Yani bu konuda evet böyle olur diyemeyiz. Böyle de olduğu var, olmadığı da var. Bu duruma, şartlara göre değişir Mustafa Bey. Anladığım kadarıyla bir sistemde çokça doğal frekans olabilir. Evet olabilir. Yani bir sistem sıfır hertzten, sıfır devirden işte 1470 devre kadar 1700 pardon 1780 devre kadar 60 hertzte çalışıyorsa 2-3 tane doğal frekans bölgesinden geçer. Daha yukarılarda da olabilir ama zaten sizin işletmeniz daha yukarılarda değilse, motoru döndürme devriniz daha yukarılarda değilse oralarla zaten ilgilenmeyeceksiniz. Ama şu olabilir. Sizin bir 50 Hz'lik motorla tahrik ettiğiniz bir sistem, tahrik ettiğiniz taraf, yük tarafı öyle bir frekans üretir ki bu sizin başka bir sisteminizi rahatsız eder. Mesela buna çözüm bulmanız gerekir. İşte onun için doğal frekansla haşır neşir olmanız lazım. Rezonanslara dikkat etmeniz lazım. Motorun frekansı 50 Hz'tir. Bunu 60 Hz üzerinde çalıştırmak sakıncalı değil mi? Demiş Emrah Bey. Şimdi 50 Hz'lik bir motor 50 Hz'de çalıştırılır. Motorlar genelde üretildiğinde hani hem 50 Hz'de hem 60 Hz'de çalışabilecek şeydir. Şimdi siz bunu daha yukarı frekanslarda çalıştırmak evet sakıncalı olabilir. Yani bunun dizaynı yukarı frekanslardan kasıt mesela 65 Hz midir? 65 Hz'de motora bir şey olmayacaktır. Ama 75 Hz, 80 Hz, 100 Hz gibi devirler motorun dizaynı ona göre olmadığı için o devirlerde çalıştırmak tabii ki doğru olmayacaktır. Mod mu deniyor? O her frekans, her rezonans frekansına. Yani mod yani mod şimdi o farklı bir kavram. Yani o burada biraz kafaları karıştırabilir. Mod 1, mod 2, mod 3 gibi durumlar var. İsterseniz onlara burada şimdi hiç girmeyelim. Soruları alsak belki arkadaşlar için daha farklı faydalı şeyler olur. Yani konunun içeriğine dair sorular alırsak belki daha iyi olur. Onlar biraz daha şey ama bu konuyla ilgili dilerseniz Hüseyin Bey size bilgi sağlayabilirim daha sonra. Başka soru sormak isteyen var mıdır? Burada bu sunumu hazırlarken başvurduğumuz kaynakları da şey yapalım, göstermiş olalım. Bunları da belirtmiş olalım. Grüf Teknik Türkiye Mobius Institute Category 2 diyelim. Kat 2 eğitim notlarından oldukça faydalandım bu görsellerde. Buradan eğitim almıştım. Şimdi Türkiye'de bu konuda vibrasyon eğitimi veren birçok kurum var. Buralardan istediğiniz zaman eğitim alabilirsiniz. Ben Prüf Teknik'ten eğitim aldım. Onun için onu kullandım. Onu da belirtiyorum burada. Gayet başarılılar bu konuda. Tavsiye ederim. Ama başka yerlerden de alabilirsiniz yani bu eğitimleri. Şimdi Abdülkadir Bey'in sorusuna gelecek olursak eğer daha önceki bir soru yoksa kontrol ediyorum. Evet. Gerilim harmonikleri ne kadar etkilidir vibrasyon oluşmasında? İşte bunu incelemek lazım. Yani ne kadar etkilidir? Oluşturabilir bu gerilim harmonikleri ama şimdi gerilim harmonikleri elektriksel şeydir. Yani bunun mekanik olarak makineyi nasıl zorlar bir kere bunu düşünmek lazım. Yani ben şuradan size örnek vereyim. Mesela bir rotor çubuk kesikliği çok daha fazla etkileyecektir. Niye? Çünkü biz mekanik güç alıyoruz motordan. Değil mi? Statordaki manyetik alan sayesinde, dönen manyetik alan sayesinde rotor çubuklarımızdan akım geçiyor. Akım yönetiliyor ve bu bir mekanik hareket sağlıyor bize. Çok kısa genel bir şeyle anlatacak olursak. Şimdi bu şeylerde bir kesiklik olursa bu akımlarda bir süreksizlik meydana gelecektir. Bu da makinenin hani
arabanın böyle çekişten düşmesi diye tabir ederiz ya, onun gibi bir şey yapacaktır. Dolayısıyla bu bir sinyal verecektir bize. Bir mekanik karşılığı vardır bu elektriksel olayın, elektriksel arızanın. Ama harmoniklerde, elektriksel harmoniklerde bunu ben vibrasyon olarak çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama şarta, duruma göre tabii bunu incelemek gerekebilir. Orada yine bir açık kapı bırakalım. Evet, Murat Bey, genel olarak bir betonarme binanın titreşimini önlemek, özellikle iklimlendirme, pompa ve asansör gibi genel makine taşımaya göre toplamda sönümlendirme yapılabilir mi? Yani yapılabilir, işte bu biraz statikçilerim, yani inşaat mühendislerinin ya da makine mühendislerinin daha uzmanlık konusu. Biz biraz daha lokal, spesifik, yani makinalarla şey yapıyoruz, ama bir betonarme binanın titreşimi için herhalde bunun statik hesapları mutlaka yapılıyordur. İşte az önce verdiğim köprü örneği mesela iyi bir ya burada dizaynda bir hata vardır, iyi dizayn edilmemiştir, ya da bozucu etkiler bu dizaynın önüne geçmiştir. Bundan dolayı bu köprü yıkılmış mesela, Takoma Köprüsü Amerika'da. İşte yani bozucu etkilere iyi bakmak lazım. Dizaynı ona göre yapmak lazım. Bunu artık ilgili mühendisler, inşaat mühendislerinin hesabı bu. Balans doğru ölçülmezse ve sistemde balanssızlık varsa sonuçları ne olabilir? Balans doğru ölçülmezse şimdi sistemin balanslı çalışıp çalışmadığını bilemeyiz. Daha doğrusu balans doğru ölçülmezse demeyeyim de şöyle diyeyim. Balanssız bir makinede, balanssız çalışan bir makinede vibrasyon ölçümü aldınız ve bu analizinizi doğru yapamazsanız bu balanssızlığı tespit edemezsiniz. Tespit edemezseniz makineniz sürekli bir vibrasyona maruz kalacaktır. Bu sürekli maruziyet tabii bir belli hasarları meydana getirecektir. Bunlar ne olabilir? Rulman hasarları olacaktır. Rulman balanssızlıktan ötürü fazla radyal yüke maruz kalacaktır. Bu da rulmanın çabuk yaşlanması demek olacaktır. Aynı şekilde yatakların radyal yüke fazla maruz kaldığından dolayı yatakların çapının büyümesine sebep olacaktır gibi gibi. Bunları sıralayabiliriz. Sunuyu paylaşırız. Evet. Frekans çevireciye uygun üretilmemiş bir motor frekans çevirici ile yol verilirse rulman akımı oluşmasına sebep oluyormuş. Bunun etkisi vibrasyon ölçümü ile bozulma seyri takip edilebilir mi? Periyodik kontrol ederse. Evet. İşte vibrasyon bize tam da buralarda hizmet eder. Şimdi frekans çevirici uygun üretilmemiş bir motorun rulmanlarından evet akımlar akar. Rulman akımları akar. Bunlar çok tehlikelidir. Rulmanı çok hızlı arızaya götürür. İnternette küçük bir araştırma yaparsanız bunun ne formda bir arıza olacağını da hemen görürsünüz. Dilerseniz ben de size yardımcı olurum bu konuda. İşte rulmanın orijinal kondisyonundaki bir değişim zaten bize bir frekansla cevap vereceği için işte vibrasyon ölçümüyle biz bu şeyi yakalarız. Vibrasyon ölçümüyle bozulma seyri takip edilebilir. Vibrasyon buralarda çok işe yarar. Evet, periyodik kontrol ederseniz değişimi izlersiniz. Eren Bey. Balanslı Emrah Bey demiş ki balanslı çalışan motorların çoğunun rulmanlarının dağıldığını gördüm. Görürsünüz. Yani çünkü rulman fazla bir yüke maruz kalıyor. Şimdi fazla bir yüke maruz kalan rulmanda ne olur? İşte rulmanın bileşenleri çabuk eskiyecektir. Yağ film tabakası oluşur rulmanın iç bileziğinde ve dış bileziğinin, yani daha doğrusu dış bileziğinin iç yüzeyi ile iç bileziğinin dış yüzeyinde arasında dönen o taşıyıcı elemanları yağlayan bir yağ film tabakası oluşur. Bu yağ film tabakası belli bir yüke göre, radyal yüke göre oluşması gerekir. Siz radyal yükü arttırdığınız zaman bu yağ film tabakası üzerindeki basınç artacağı için burada yırtılmalar, bozulmalar söz konusu olacaktır. Metal metale sürteceği için ısınma, ısınacağı için yağlama özelliğini yitirecektir.
yağlama özelliğini yitirdiği için daha hızlı ısınacaktır. Daha hızlı ısındığı için ılıman daha hızlı arıza gidecektir gibi, böyle hani kuyruğunu yiyen yılan gibi sistem hızlı arıza gidecektir. Dolayısıyla ılıman, tabii bunu yakalamazsanız zamanları, yani vibrasyon kontrolü yapmayıp da bunu da makine kendi haline bırakırsanız ılıman dağılır. Ilıman dağılmakla kalmaz. Rotor statora sürter. İşte o zaman zaten belanın büyüğü de o zaman geliyor. Evet. Cevdet Bey, sıvı malzeme çeken bir pompanın oluşturduğu vibrasyonda çekilen malzemenin akışkanlığı arttırıldığında vibrasyon da artar mı? Şimdi biz şöyle düşünmek lazım olayı. Evet, artar. Niye? Çünkü yoğunluk arttığı zaman bu pompaya, yani şöyle akışkan olarak bakmak lazım olaya. Bu akışkan hava da olabilir. İşte havayı bir yerden bir yere transfer eden şeyi, gaz diyelim, hava diyelim. Yani fandır. İşte bu sıvı olduğu zaman pompa oluyor. Mantık değişmiyor akışkan olduğu için. Akışkanın yoğunluğu söz konusu olduğunda da yük artacaktır. Yani yoğunluk arttığı zaman pompa üzerindeki yük artacaktır. Pompa kanatlarının bu yükü itmesi daha zorlaşacaktır. Dolayısıyla eğer pompanın yapısı buna müsait değilse, yükün pompanın kapasitesi içerisindeki bir yük değilse, bu bizim motora bir aşırı yük olarak yansıyacaktır. Dolayısıyla yükteki vibrasyon sinyalleri boşta veya rahat vibrasyonlara göre daha yüksek olacaktır. Artar. Frekans konvertörüne uygun motor, normal motora göre ne gibi yapısal farkı var? Evet Mustafa Bey, frekans konvertörüne uygun motorda motor mili üzerinden ve stator gövdesinden, böyle nasıl size şey yapayım, şurada bir çizim yapmaya çalışayım. Whiteboard kullanalım. Şimdi çok kötü bir çizim olacak ama. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bu kötü çizim bir motor olsun. Bunun içinde dönen bir rotor olsun. Bu rotora bağlı bir şaft olacak. Burada tabii bir rulman üzerinden dönecek. Bunun aynısını hızlıca şuraya da çizeyim. Şimdi bizim yani çok kötü bir kaba bir çizim oldu. Yani çok zor oluyor çizmek. Şu motorun ayak kısmı olsun. Şimdi konvertörle çalışan, frekans konvertörüyle çalışan motorlarda şöyle şu eksende bu motorun gövdesi, stator sargıları burada, demir nüve burada. Tabii çok kaba bir çizim. Şöyle şu şekilde bir rulman akımı, yani daha doğrusu bir akı oluşacak. Bu yani şaft üzerinden kendisini tamamlayan. Şimdi bu akımı bozmak gerekir. Eğer bunu bozmazsanız bu akım ön ve arka rulmanlar üzerinden akacaktır. Devresini şöyle stator gövdesi, kapak, rulman, rotor şaftı, arka rulman ve bu şekilde tekrar kendisine sürekli dönen bir akım olacaktır. Siz eğer bunu bir yerde bu devreyi açmanız gerekir, bozmanız gerekir. Bu ön rulman da olabilir, arka rulman da olabilir. Onun için genelde izoler rulmanlar kullanılır. Ya da izoler rulman tabii pahalı bir şeydir. Normal rulmana göre çarpı 9-10 gibi düşünebilirsiniz. Yani bir 100 dolarsa bir rulman, işte izoler rulmanı aynı koddaki izoler rulmanı 900 bin dolar gibi düşünebilirsiniz. Bu bazen böyle tercih edilmeyebilir. Bunun yerine rulmanın geçtiği yatağı izole ederler. Biz de yapıyoruz bu uygulamaları.
şey yaparız, bunu yatağa izole ederiz. Bu da aynı amaca hizmet eder. Yani buradaki akımı engellemek. Eğer bunu engellemezseniz az önce anlattığım şey olur. Yani rulman akımları rulmanı çok hızlı arızaya götürür. Bu işten başınızı alamazsınız. Birkaç ayda bir rulman değiştirirsiniz. Yani bu kadar sık olur bu arıza. Ne gibi yapısal farklılıklar var sorusuna, işte bu bir yapısal farklılıktır. Bir de elektriksel yönden de düşünmek lazım olayı. Bunların sargılarının, işte izolasyon malzemeleri, frekans konvertörüyle çalışan motorlarda daha farklıdır, daha dayanıklıdır normal şebeke motorlarına göre. Makinelere doğal frekansı etki eden ana parametreler nedir? Şimdi birincisi dizayn. Yani her makinenin doğal frekansı vardır. Bunun önüne geçemezsiniz. Bu makinenin yapısı gereği, dizaynı gereği olur bu. Doğal frekansa işte mesela makine günahsız bir makine de olabilir. Yan taraftan etkilenir, şasisinden etkileniyordur. Yani bu da olabilir. Yani bunları işte dediğim gibi birçok etken olabilir. Bunları tespit etmek önemlidir. Bundan kaçamazsınız. Yani kurtulamazsınız, doğal frekansı yok edemezsiniz ama kaçınabilirsiniz. Yani bunları farklı bölgelere taşıyıp kurtulabilirsiniz bu şekilde. Umarım cevap olmuştur Erkan Bey. Rulmanların izolasyonlu olması gerekir diyebiliriz. Evet Burak Bey, doğru. Yani rulman ya da yatak izoleli olur. Rulman yatağı izoleli olur. O da bir yöntemdir. Özellikle jeneratörlerde yük dalgalanmaları nedeniyle oluşan salınımların mekanik sönümlendiriciler ile lastik takoz gibi önemli. Evet evet. Yani dizel motorlarda özellikle, şimdi dizel motorlarda ya dizel jeneratörleri düşünün. Yükten hariç bu işin elektriksel tarafı. Ben gene mekaniğe döneyim. Dizel jeneratörler, dizel motorlar biliyorsunuz patlamaları çalışır, dört zamanlı motorlar. Bunlar tabii çok ciddi bir vibrasyon kaynağıdır bu patlama, her patlama. Düşünün yani bir devirde kaç tane silindir patlar. Bunlar hep sürekli vibrasyon üretir. Bunları zaten hep görürsünüz, yani dizel jeneratörlerde mutlaka vibrasyon takozları vardır. Tabii ani yük değişimleri bunun yanında biraz daha ikinci planda kalır. Ama ani yük değişimlerine karşı makine mekanik yönden mukavemetli olsun ya da bu sarsıntıyı en az şekilde hissetsin diye de, yani vibrasyon takozları buna da izin eder tabii ki. Topraklama rulman akımını önler mi? Tabii ki. Aslında bir yöntem de bu. Aklıma gelmemişti. Seyfettin Bey iyi hatırlattınız. Bir de bu şuradan şafta mesela bir topraklama fırçası, kömür, karbon fırçalar kullanılır. Bu burayı fırçalar buraya yerleştirirsiniz, karbon fırçayı. Sonra bu fırçayı da gövdeye bağlarsınız ya da bunu direkt dışarıda bir yerde topraklarsınız. O zaman buradaki akımı direkt toprağa aktaracağınız için bu akımların önüne geçmiş olursunuz. Teşekkür ederim bu arada. Önder. Evet, frekans çevirici uygun üretim üçlü motor. Frekans çeviriciyle sadece yol verilirse uygun frekansa kadar kaldıktan sonra şebeke aktarılıyorsa, yani 5 senedir kalıp, yani Eren Bey buna şey diyelim, soft start diyelim, yumuşak yol vericilerle. Rulman akımları zarar verir mi? Yani tabii daha uzun zamanda zarar verecektir. Yani buna ne kadar maruz kaldığıyla ilgili, yani kısa bir süre maruz kalıp şebekeyi aktardıktan sonra bu ortadan kalkacaktır. İşte birkaç saniyelik şeyde zarar verir mi? Evet, teorik olarak zarar verir maruz kaldığı süre boyunca. Ama siz bunu ne kadar kısa tutarsanız rulmanın ömrü o kadar uzun olacaktır. Evet, Kardelen Hanım. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi temel kavramlar. Yani bunların üzerine bir bina inşa edebilirsiniz. Vibrasyon böyle bir şey. Deniz deryadır bu konu. Zevklidir. Bazen zorlayıcıdır. İnsan sinirini de bozar ama işte bu iş böyle. Zor olmadan hiçbir şey olmuyor. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Geldiğiniz, katıldığınız, dinlediğiniz için. Size iyi akşamlar diliyorum. Sunumu oda vasıtasıyla elde edersiniz diye düşünüyorum. İyi akşamlar.